Evet arkadaşlar bu dersimizde Türkiye'de ulaşımdan bahsedeceğiz. Ulaşımla ilgili genel bilgileri detaylandırmıştık. Şimdi onlarla ilgili genel bir hatırlatma ve detay bilgilerine geçebiliriz. Şimdi Cumhuriyet sonrası 1923-50 yıllarında demir yolları oldukça hızlı. Kaç yılına kadar? 1940 yılına kadar oldukça hızlı ilerliyor. Fakat arkadaşlar 1950 yılından sonra karayolları maalesef demir önüne geçmiştir. Bu anlamda Türkiye'nin uyguladığı politikalar da bunda etkili olmuştur. Bunu unutmayalım. Şöyle bir soru karşımıza çıkabilir. Demir yolları mı gelişmeli? Karayolları mı? Hemen cevabımız net olmalı. Demir yolları bir ülke için çok daha önemlidir. Fakat Türkiye maalesef 1940'tan sonra özellikle 50'li yıllardan sonra karayolları ulaşım ağına çok daha fazla öncelik vermiştir. Aklımıza gelecek yine önemli bir bilgi şu olmalı. Diyeceğiz ki karayollarıyla ulaşım her yere sağlanabilirken demiryollarının bu anlamda büyük bir dezavantajı var. Her yere ulaşım sağlayamıyoruz. O nedenle Türkiye'de demiryolları önceliğini karayoluna vermiş. Şu anda da maalesef demiryollarından daha fazla karayolu ulaşım ağı Türkiye'de mevcuttur. Bu da önemli bir detay olarak karşımıza çıkabilir. Unutmayalım lütfen. Hemen arkasından günümüzde arkadaşlar bununla ilgili önemli bir detay var. E, bu bilgiye sahip olursak az önce söylediklerimiz çok daha rahat algılayabiliriz. E, şu an Türkiye'de yük taşımacılığın %90'ı yolcu taşımacılığın ise %95'i halen karayolları ile yapılmaktadır. Yani demir yollarının bu anlamdaki önceliğini maalesef biz neye vermişiz? Karayollarına vermişiz. Bunu da lütfen unutmayalım. Bu da bize ek bilgi olarak lütfen hatırda kalacak konular arasına girsin arkadaşlar.